Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugünkü konumuz Ramazan ve Kur'an. Şimdi televizyonda yaklaşık 30 yıldır boy gösteren adamları ve yaptıklarını ele almaya çalışacağım. Ve de internette boy gösteren, hatta fenomen olan bazı adamları ele almaya çalışacağım. Şimdi bunlardan en bilineni yaklaşık 30 yıldır televizyonda tiyatral şov yapıyor. Televizyon insanımız da hayranlıkla kendisini izliyor. Zamanında Kur'an'dan haberim yokken ben de hayranlıkla izlerdim kendisini. Ama Kur'an'dan haberim olduğu zaman fikirlerim tamamen değişti. Televizyon tamamen hizmetinde olduğu halde bir Ramazan olsun Kur'an'ı baştan sona karşısına birini alıp soru cevap şeklinde program yapamaz mıydı? Günde neredeyse 5 saat yayın yapıyor. Zaman yetmez miydi? Ama tabii ki çok önemli sorular var. Örneğin ben eşimi aldattım diyen kadının sorusu, sakız çiğneme sorusu, eşim bana orucumu bozdurdu sorusu, ben bayanlardan hoşlanıyorum diyen lezbiyenin sorusu, denize girsem orucum bozulur mu sorusu gibi ve buna benzer çok önemli sorular dururken nasıl fırsat bulsun? Çok güzel, çok güzel masallar anlatmak dururken araya da karnitür olarak birkaç Kur'an ayeti sıkıştırınca biraz da gözyaşı, Kur'an ve peygamber sevgisini tabii ki hiç kimseye kaptırmaz. Peki peygamberimiz hayatını Kur'an'ı anlatmaya adamadı mı? Bunun hesabını nasıl vereceksin? Tabii ki karşılıklı arz ve talep meselesi. Dinleyen de memnun, anlatan da. Milyon dolarlar kazanıyor. Daha dün akşam gördüm. Kıyamet alameti anlatıyor. Yok çalgılar artacak, çok suç işlenecek gibi hikayeler. Bunlar insanlık tarihi boyunca vardı ve olacak da. Diğer yandan sarığı ve cübbesiyle sünnet adı altında anlatmadığı sapkın hikaye bırakmayan akla, ilime, Kur'an'a karşı olup ama Kur'an ve peygamber sevgisini hiç kimseye kaptırmayan, kandan, sidikten, boktan kutsiyet çıkarmaya çalışan, oral seksin mübah olduğunu söyleyen, peygamberimizin abdest suyunu insanların yüzüne sürdüğünü söyleyen, bu iğrenç iftirayı yapan, yanmayan kefen satan, takunya satan, size yasakladığı her şeyi yapan, dini nikah adı altında sıradan geçirmedik kadın bırakmayan, hatta seks kaseti ortaya çıkan ve canlı yayında binlerce insanın dinlediği bir adam. Bir tanesi internette izlenme rekoru kırıyor. Belden aşağı hikayeler anlatıp paraya para demiyor. Bir tanesi şöyle parmak göstererek anlatıyor, televizyonda bağırarak ama bir kısmı ama aynı 5 yaşındaki çocuğa gösterir gibi bize parmak sallıyor. Bir şey de anlattığı yok. Anlatırmış gibi yapıyor. Yani cambaza bak oyunu. Sen cambazı izlerken cambaz parayı götürüyor. Bir kısmı Kur'an yarışması yapıyor. Kur'an'dan gerçekten bahseden yok. Bahseder gibi yapıp hiçbir şey anlatmıyorlar. Bütün imkanlar ellerinde olduğu halde inanın bana bizim çocukluğumuzda Ramazan eğlenceleri yapılırdı. Televizyonda Nurhan Damcıoğlu, Hacivat Karagözler, parodiler yapılırdı. Onlar bunlardan masumdu. Çünkü onlar mertçe eğlencesini yapıyorlardı. Sahtekarlık, riya yapmıyorlardı. Kimsenin parasını götürüp Kur'an'dan bahseder gibi yapmıyorlardı. Ama dediğim gibi arz ve talep meselesi. Satan da memnun, alan da memnun. Gerçekten Kur'an'dan bahsedenleri çok küçük bir azınlık, aklı, beyni ve vicdanı açık olan insanların dışında kimse dinlemiyor. Çünkü bu tipler onları sapıklıkla suçluyor. Halkın da Kur'an'dan haberi yok tabii ki. İnanıyor. Peki bizim anayasamız Kur'an değil midir? Biz Kur'an'dan başka her şeyi dinleyip Kur'an'ı ne okuyoruz ne dinliyoruz. Arapça yıllarca ben de okudum. Hala da okuyorum. Ama o zamanlar kapkara bir cahil olduğumu Kur'an'ın anlamını okuduktan sonra öğrendim.
Şimdi kendi kendimizi sorgulayalım. Şimdi Şimdi bizler de en az bu insanlar kadar suçlu değil miyiz? İnandığımız kitaptan haberimiz olmadığından dolayı ve de bize gerçekten haber veren insanları dinlemediğimizden dolayı. Şimdi bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki tek bir tıka bağlı. Bir konuda başınız sıkıştığı zaman hemen onunla ilgili ayeti tıklayın, Google size gösteriyor. Eskiden kitaplar karıştırmanız gerekirdi. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin üzerine olsun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar.